Hamilelik döneminde bebek tabii anne karnında gelişirken kalsiyum ihtiyacını anneden sağlıyor. Bu tamamen annenin beslenmesiyle ilgili işte süt, yoğurt ve benzeri kalsiyum içeriği yüksek olan besinleri alması, keza bazı yeşil yapraklı bitkiler bebeğin kalsiyum alımını sağlıyor. Ama anne de herhangi bir şekilde bu tip yiyecekleri yeme alışkanlığı oluşmaz ise o zaman dişlerde mevcut oluşmuş anne dişinden kalsiyumun çözülüp de bebeğe geçmesi diye bir şey söz konusu değil. O yüzden de eskilerin tabiriyle her doğumda annenin bir dişini kaybetmesi de aslında biraz hikaye. Tamamen eğer böyle bir ihtiyaç olacaksa o zaman dişlerden bu kesinlikle karşılanmıyor. İşte annenin diğer kalsiyum vücut içindeki metabolizmalardan veya kemikle alakalı o bölgede değişiklikler olabiliyor. Ama annenin diş sağlığının o dönemde aslında zarar görmesine yol açan şey işte rutin bakımların aksaması, sabah bulantılarından dolayı annenin ağız içinde diş fırçalamada zorluk çekiyor olması veya yeme alışkanlığının değişmesine bağlı olarak ağız bakımının aslında daha sık yapılabilir, ihtiyaç duyulur hale gelmesidir.